Evet dostlar Toplu Kalemi kanalına hoş geldiniz. Bugün Müslüman oyunculardan oluşan bir ilk 11 kuracağız. Videoya geçmeden önce çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Haydi bakalım video başlıyor. Tamam mı? Orada... Falan filan. Okay. Ben 4-3-3'ten oluşan bir formasyon seçtim kendime. Dörtlü bir defans hattımız olacak. Üçlü bir orta saha ve ileride 3 forvetle oynayacağız. Gelin kaleciyle birlikte başlayalım. Kalede Samir Andonovic'i düşündüm. Çünkü e, gerek Inter'deki performansıyla gerek uzun yaşına rağmen oynadığı futbolla benim çok beğenimi kazanan bir futbolcuydu. O yüzden Andonovic'i tartışmasız yazdım. Çok fazla da kalecide ne yazık ki opsiyonumuz yok. Kariyerli oyuncular açısından. O yüzden Andonovic'i yazdım. Eğer sizin aklınıza da bir kaleci gelirse Müslüman kalecilerden yorumlara yazmayı unutmayın. Abi ben Volkan Demirel diyorum. Handanović yerine ben bir Volkan Demirel yazardım. Ben de aslında bu videoya başlamadan önce Volkan elim çok gitti. Çünkü ne yazık ki geçtiğimiz sene yaşanan o malum deprem olayından sonra Volkan gerçekten bir Müslümanlık ve insanlık örneği gösterdi. O yüzden ben de sana katılıyorum. Fikrimi de değiştiriyorum. Handanović'i çıkarıyorum. Kalede Volkan Demirel'i alıyorum. Adams. Sağ ol. Sen de öyle. Dörtlü bir savunma sistemi kurduk. Defansın sağ tarafıyla başlayacağım. Sağ tarafında bir dönem Inter forması giyen, bir dönem Borussia Dortmund forması giyen ve Real Madrid altyapısından çıkmış. aşaf Hakimi'yi yazıyorum. Hakimi gerek hızlı gerek oyun görüşüyle de milli takımında oldukça başarılı performanslar gösteriyor. O yüzden sabekte de Hakimi. Defansın ortasına geldiğimizde biraz böyle savunmayı sert tutalım istedim. UEFA kupasındaki performansı da hepimizin aklındadır. Gerek sakatlandı gerek yaralandı ve ben, ben Bülent Korkmaz'ı burada alıyorum. Bülent Korkmaz'la oynayacağım. Çünkü kaptanın yeri büyük. Bu Türkiye'ye gelen unutulmaz başarıda da en büyük mimarlardan bir tanesi Bülent Korkmaz. Çünkü alternatif çoktu. Kola Ture vardı. Onun haricinde bir dönem Bayern Münih forması giyen Boateng vardı ama Bülent Kaptan'ı ben sağ stoperime yazıyorum. Sol stopere geldiğimizde bir dönemde Napoli forması giyen Kolibali'yi yazıyorum. Çünkü Bülent'le birlikte biraz daha sertliği arttırmak istedim. O yüzden Kolibali'yi aldım. Sol bekte de... Rudiger yok mu? Ya Rudiger evet iyi bir futbolcu ama ben lakayt futbolcu çok sevmiyorum. O yüzden biraz daha disiplinli bir kadro olacak zaten göreceksiniz kadroyu da. O yüzden Rudiger iyi futbolcu. Ama kimyaya baktığın zaman Kolibali ile Bülent Korkmaz anlaşamaz. Yani, yani... Rudiger ile Kolibali daha iyi anlaşırdı aslında. Ya öyle de Bülent Korkmaz gibi bir lidere takımın ihtiyacı var. Yani bir kaptan figürü çok önemli benim kadrom için. O yüzden Bülent Korkmaz fix. Rudiger Bülent Korkmaz'ı gibi... asla çıkarmadım. Hayır hiçbir şekilde çıkarmadın. Kolibali'yi oynayabilir ama değil mi? Kolibali oynayabilir ama bugünlük Kolibali çıkacak maçta. Belki kadroyu ilerleyen günlerde değiştiririz. Sol beke geçiyorum. Sol bekte de kanser hastalığına yakalandı. Yendi tekrardan futbola geri döndü ve o yüzden Erik Abidal'i yazıyorum. Abidal de bence futboldaki en önemli karakterlerden, en önemli figürlerden bir tanesi. Müslümanlığı da en iyi temsil eden futbolculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Orta sahada birazcık Evet stüdyo yine yıkılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman dedik var ya yıkılıyor. <laughs> Hristiyanların sonu falan <laughs> Ne yapayım kaldırayım onu? Vallahi geçen videoda da yıkıldı abi. Biz böyle devam ettik. E, okey o zaman böyle alışkın devam edelim. Alışkın seyirciler tamam. de alışkın. Peki Yıkılım öyle ya. olsun. Üçlü bir orta saha. Orta sahanın ikisini e, şöyle düşünün. Böyle baklava gibi yaptım birazcık. Gözümün önünde bir şey var. Ah, tamam okey. Bir şeyler oluyor bana o arada. <laughs> Defansif olan kısımda Engolo Kante diyorum. Gerek mütemazi sürdüğü yaşam, gerek futbolculuğu, gerek karakteri birçok yani futbol severinin herhalde sevgisini kazandığı bir futbolcu. O yüzden Engolo Kante'yi direkt yazdım. Senin söyleyeceğin önerin var mı Muratcığım? Abi ben bekliyorum diğerlerini Bekliyor bekliyorum. Bekliyor musun? Tamam. Kante güzel bir seçim bu arada gerçekten. Kante'nin hemen yanında 5 numaralı formasıyla Zinedine Zidane'ı yazıyorum. Bir futbol efsanesi. Yani Zidane için söylenebilecek bir şey yok. Bizim haddimize de değil açıkçası. O yüzden Zidane'ı yazdım. Yanında birazcık farklı bir isim. İşte bu takımın haylas çocuğu. Birazcık yetenek seti yüksek. Mesut Özül'ü yazıyorum. Mesut hem bize ileriye giden o ofansif oyun kurucu rolünde de çok işe yarayacağını düşünüyorum. Prime Mesut'u unutmayın. Sakın Fenerbahçe dönemi aklınıza gelmesin. Ya ben orada bir İlkay'ı bekledim. Şöyle olabilir... Orada Zidane'ı birazcık e, ön plana hücuma atıp İlkay'ı biraz daha böyle CM şeklinde kullanabilirdik. Ama ben Mesut'tan yana kullandım. Arda Güler gelmez mi? Arda için daha erken. Arda'yı bir erken? izleyelim. Bekliyoruz Villarreal maçında sahaya çıkmasını. Bir izleyelim Arda'yı. Ondan sonra karar veririz. Üçlü forvetime geçiyorum. Forvetlerimin sağ forveti tabii ki de Liverpool forması giyen Muhammed Salah şu an bence bana göre Liverpool'un gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında olmak için yani gidiyor. Steven Gerrard'dan sonra belki sıralamalara girecek. Salah'ın da çok tartışılacağını düşünmüyorum. Sol tarafa geçiyorum. Sol kenarda kafamda iki kişi var. O konuda sana da danışacağım Murat. Biri Sadio Mane. Diğeri de Frank Ribery. Ribery Tartışmasız mi? abi. Tartışmasız Ribery mi? Net. Bak söylemedim bile. Tartışmasız. Kesinlikle. Ya ben de Ribery diye düşündüm ama bilmiyorum. Mane'nin oynadığı futbolda Dembele'ye böyle şans verilir mi? Bir yerlerde. Osman'a Dembele mi? <laughs> Osman'a Dembele benim düğünde anca başka oh. hiçbir yerde oynayamaz yani. Sıra bakmasın <laughs> ama demele çöp. Yazalım onu 100 milyonluk. Çöp. Ya Ribery zaten tartışması. Ribery oldu. ya. Bayern Münih'in bir şampiyonluk kutlaması var. Arkadaşları Ribery'yi şampanya ile işte şeyle yıkamaya çalışıyorlar. Ribery'nin bir kaçışı var. O görmeniz lazım. Yani gerçekten Müslümanlığı yaşıyor adam yani. O yüzden Frank Ribery yazıyorum. Bir tarafta Salah, bir tarafta Ribery ve geldik işin en cafcaflı bölümüne. Burada çok var bence seçim. Bu takımda golleri kim atacak? Çok. Sen olsan ama. kimi koyardın mesela? Ben Benzema'yla Benzema ya. Beni sev... Müslümanmış. Yani Abi, bilmiyorum bilgi no doğruysa. olsun ya. Benzema yani. Net benzema. Net benzema. Benzema'yı koyarım. Ama onu bir tabii ki çıkarmak durumunda kalırsak. Tabii benzema mi? olası bir sakatlandığı bir şey geldi başına. Orada da her zaman bir 37'lik Jacko'yu tutarım kenarda. Jacko girer sallar bir tane çıkar ya. Jacko'yu koyarım yani. E, Mane'ye şans vermiyor musun? Mane şu an Arabistan'da kariyeri O da çok devremiz. tatlı bir oyuncu aslında. Ya tatlı ama... Biz tatlı yapmıyoruz Cristiano Ronaldo'ya da Müslüman diyorlar ama değil. <laughs> yani yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre değil. Ben Ronaldo ile konuştum. Böyle bir şey yok. Olsaydı oynatırdım sadece... aynen. Olsaydı bana bir çıtlatırdı konuyu. Tabu bu takıma. He Ronaldo mu? Ronaldo'yu ya herkes çıkar bir Ronaldo'yu koyardım bir ihtimalle. Ben büyük Ronaldocuyum o yüzden. Man fight'a bekliyorum. Tabi bu takıma bir de teknik direktör lazım. Bu takımı yönetecek biri lazım kenardan Müslüman olarak. Fatih Terim abi. Allah kerim Fatih Terim diyorum ve kenarda Fatih hocamı alıyorum. Böyle bir ikomir oluşturuyorum. Bence bu kadro Türkiye Ligi'nde net 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 şampiyon olur yani açık ara şampiyon olur. Bence Avrupa'yı çok büyük zorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'ni alamayız. Bakıyorum ben, tekrardan kadroya bak, ama ben, bir UEFA kupası yarı alırız yarı final final görürüm bu takımda net. Fatih hocayla puanı ikiye katlar mı? Hangi puanı? Fatih Terim fonuyla mı? Oraya girmeyi de giydim ayırım be. Şey demedi, ben, ben, <laughs> ben demedim. <Kesin gülüyor> <bir> sen <laughs> dedin. Ama Puanı. bak Puanı. Türkiye Ligi Türkiye Ligi bence küçük oldu bu takıma. Ya şöyle Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarız. Son 16'ya doğru gideriz. Ama UEFA Kupası'nda net final oynarız. Konferans Ligi'ni alır geliriz. Hemen getiririz İzmir'e. Göbeği Saat Kulesi'nin yanına koyarız yani kupayı. İzmir ben takımı söyleyeyim. olarak mı çıkarız? Ta, İzmir takımı olarak çıkıyoruz. Yani çünkü e, biliyorsunuz İzmir takımlarının hep bir sıkıntısı var. İnşallah başarılı günler gelecek İzmir takımlarına da. Yaşasın şehrinin takımını tutanlara diyorum arkadaşlar. Evet bu kadar ki muhabbetin ardından yorumlarda sizin de kadronuzu istiyorum. Siz olsanız Müslüman oyunculardan oluşan 11'iniz nasıl olurdu? Lütfen yorumlara yazın. Her yoruma bizzat ben tek tek cevap vereceğim ve siz oraya bekliyorum. Hoşçakalın. Top mu kalemiyle kalın.